Herkesle çok kısa sürede tartışabilirim. En yakın dostlarımla bile. Ama 5 dakika sonra her şeyi unuturum. Karakterini böyle anlatıyor Miriam Fatima Silla. 4-1-4-1 ekibi olarak İtalyan voleybolunun son dönemlerde yetiştirdiği en önemli isimlerden olan Silla'nın hikayesini sizlere anlatalım istedik. Videoyu hazırlamak için araştırma yaparken film gibi bir hikayeyle karşılaşacağımızı tahmin etmemiştik. Silla ve ailesinin hikayesi tam filmlere konu olacak türden. Sizleri daha fazla bekletmeyelim. Karşınızda fil dişi asıllı İtalyan smaçör Miriam Fatima Silla. Abdullaye ve Salimata Silla'nın ilk çocukları olarak 8 Ocak 1995 tarihinde İtalya'nın Palermo şehrinde dünyaya gelen Miriam Silla, Lecco ilindeki Valgarantino ilçesinde büyüdü. Silla'nın çocukluğunu anlatmadan önce baba Abdullaye'nin fil dişinden İtalya'ya göç yolculuğuna değinelim. 90'lı yılların başında kardeşi Süleymane ile fil dişi sahillerinin en büyük şehri olan Abidjan'dan büyük hayaller kurarak İtalya'nın Bergamo şehrine göç eder. Eşini arkasında bırakan Abdullaye için İtalya'da günler pek umduğu gibi gitmez. Anlatılanların aksine turistik vizeyle gittiği İtalya'da bir türlü iş bulamayan Abdullaye uzun süre sokaklarda kalır. Hatta soğuk bir kış gününde Süleymane'nin elleri ve ayakları donar. Bergamo'da umduğunu bulamayan Abdullaye, arkadaşının tavsiyesiyle Palermo'ya gider. Yine iş bulamayan ve sokakta kalmaya devam eden baba Silla'nın hayatı bir gece vakti değişir. Gelir düzeyi yüksek olan Maria ve Paolo çifti, sokakta yürürken kenarda titreyerek yerde yatan Abdullaye'yi fark eder ve yardım elini uzatır. Maria, baba Silla'ya, size yardım etmek istiyoruz. Bizim evimizde temizlikçi olarak çalışmak ister misiniz der. Sonunda bir iş bulan Silla, hemen eşi Salimata'yı da İtalya'ya getirir ve sıfırdan bir hayata başlar. İşte Miriam Silla da Maria ve Paolo'nun evlerinde dünyaya gelir. Küçük sıcak bir yuvada büyüyen İtalyan voleybolcu o günleri şu sözlerle anlatır. Maria ve Paolo benim büyük annem ve büyük babam değiller ama ben öyle hissediyorum. Onları çok seviyorum. Merkezde bir barları vardı. İki çocukları da okudu ve profesör oldular. Ben doğduğumda evde 3 siyah insandık. Diğer her şey beyazdı. Hatta doktorların bile şaşırdığını söylediler ama biz bir aileydik. Geçen yılların ardından Salimata'nın futbolcu olan erkek kardeşi Lecco'da bir takıma transfer olur ve Silla ailesine yanıma gelsenize birlikte yaşayalım der. Temizlik yapmaya devam ederek ailesine daha iyi bir imkan sunamayacağını düşünen baba Abdullaye de yeniden İtalya'nın kuzeyine dönmeyi kabul eder. Maria, Miriam'ın yanlarında kalmasını ister ama Silla çifti kızlarını bırakmak istemez ve Lecco yolculuğu başlar. Büyük zorluklar içinde büyüyen Miriam çocukken balerin olmayı hayal eder. Ama fiziksel yapısı nedeniyle balerin olması imkansızdır. Voleybol oynamak ise aklının ucundan bile geçmiyor. Ama Grenta'da oynayan yakın arkadaşı Silla'ya ya benimle antrenmana gelirsin yoksa seninle bir daha konuşmam der. Miriam da 12 yaşında voleybolla tanışmış olur. Başta voleybol oynamayı hiç sevmeyen ve bırakmayı düşünen İtalyan sporcuya antrenörü Alberto Brambilisca seni İtalya'nın en üst ligine göndereceğim. Çok büyük bir yeteneğin var der. Bu sözlerin ardından voleybola sımsıkı sarılan Miriam Silla birkaç yıl sonra Olginate takımına geçer. Voleyboldaki yeteneğiyle fark edilmemesine imkan yoktur ve bir gün şu anda Vakıfbank altyapısı sorumlusu olan İtalya'nın en iyi altyapı antrenörlerinden Giuseppe Bosetti tarafından aranır. Lucia ve Caterina Bosetti'nin babası olan Bosetti, Miriam'ı kulübü Orago'ya transfer etmek istediğini söyler. Ailesinden ayrılmak istemeyen İtalyan voleybolcu uzun uğraşların ardından ikna olur ve Orago'nun yolunu tutar. Voleybolun bir üst seviyesine yükseldiğinin farkında olan Silla, daha çok çalışması gerektiğinin de bilincindedir. 2010 yılında Orago ile U16 İtalya şampiyonasında şampiyon olan İtalyan voleybolcu, 2011 yılında Serie A1 ekiplerinden Villa Cortese'ye transfer olur. Artık en üst noktaya ulaşan Silla, İtalya U18 milli takımıyla 2011 Avrupa Gençlik Olimpik Festivallerinde altın madalya kazanır. 2013-2014 sezonu başında İtalya'nın en büyük kulüplerinden Foppa Pedretti Bergamo'ya imza atan Silla, ilk Serie A1 maçında Novara karşısında çıkar. İtalya milli takım formasını ise ilk kez 2015 yılında giymeye başlar ve 2016 Rio Olimpiyatlarında kadroda yer alır. Bergamo ile 2016 yılında İtalya Kupası'nı kazanan İtalyan smaçör, 2017 yılında Çin'de düzenlenen FIVB Dünya Grand Prix'sinde harika bir turnuva geçirir. 6 Ağustos'taki finalde Brezilya'ya 3-2 kaybeden Gök Maviller gümüş madalya kazanır. Silla aynı günün akşamında rutin doping testine çağrılır. Bir ay sonra kabus gibi bir sonuç gelir. İtalyan voleybolcunun kanında yasaklı maddelerden olan klembuterol pozitif çıkar. Hiçbir şekilde yasaklı madde kullanmadığını söyleyen İtalyan voleybolcu aldığı gıdalar nedeniyle böyle bir sonucun çıkabileceğini vurgular. Ve sadece bir ay sonra Silla haklı çıkar. WADA testin pozitif çıkma nedeninin kirli gıdalar olduğunu açıklar ve doping yapılmadığını ifade eder. Bu olaydan sadece bir yıl sonra ise annesini kaybeden İtalyan voleybolcu yaşadığı zor günleri şöyle anlatıyor. Doping testim pozitif çıktığında yıkılmıştım. Benim için çocukluktan bu yana maruz kaldığım ırkçılıktan bile daha yıkıcı olmuştu.
ama kendimden emindim ve haklı çıktım. Annemi kaybettiğimi öğrendiğimde tüm yaşadıklarımın aslında ne kadar boş olduğunu anladım. 2018-2019 sezonu başında Imoco Voley Conegliano'ya imza atan Miriam Silla için kupaların geleceği yıllar başlamıştır. Imoco ile o sezon İtalya Ligi ve İtalya Kupası şampiyonluğu sevinci yaşayan Silla, İtalya milli takımında da kaptanlığa yükselir. 2018 Dünya Kupası'nda gök mavililerle gümüş madalya kazanan İtalyan voleybolcu Imoco ile 2019-2020 sezonunda İtalya Kupası, İtalya Süper Kupası ve finalde Eczacıbaşı'nı yenerek FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası sevinci yaşar. Ankara'da düzenlenen 2019 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya ile bronz madalya kazanan Silla en iyi smaçör ödülünün sahibi olur. 2020-2021 sezonunda ise Imoco ile bir kez daha kupalara ambargo koyan İtalyan voleybolcu İtalya Ligi, İtalya Süper Kupası ve İtalya Kupası sevinci yaşarken SEV Şampiyonlar Ligi finalinde de Vakıfbank'ı 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu olur. Imoco ile voleybolda yenilmez olan Silla, İtalya milli takımıyla Tokyo Olimpiyatlarında madalya kazanamaz. Gök mavililer İtalya basınında yoğun bir şekilde eleştirilir. Silla ve arkadaşları ise buna cevabı sahada verir. 2021 Avrupa Şampiyonası'nda finalde ev sahibi Sırbistan'ı 3-1 yenerek kupayı kazanan İtalya milli takımı ülkelerinde kahraman olarak karşılanır. Turnuvada en iyi smaçör ödülüne sahibi olan Silla, bu sezon başında da Imoco ile İtalya Süper Kupası'nda Ebrar Karakurt'un oynadığı Novara'yı 3-1 yenerek kupa sevinci yaşar. 2020 yılında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Alessandro Costa Curta ve Kvadvo Asamoah'la birlikte mülteci çocukların eğitim elçisi olan Miriam Silla, çocuk yaştan bu yana maruz kaldığı ırkçılıkla ilgili şunları söylüyor. Çocukluğumdan bu yana ırkçılıkla mücadele ediyorum. Artık umurumda değil. Beni rahatsız etmedikleri sürece herkesin istediğini yapabileceğini ve düşünebileceği fikrindeyim. Sadece bu kişiler yakınımda olduğunda kötü hissediyorum. Çocukken hep şunu söylüyordum. Kumsala gidip bronzlaşıyorlar, sonra dönüp bana hakaret ediyorlar. Miriam babasının maruz kaldığı şu olayı da şu sözlerle anlatıyor. Babama hediye olarak Hyundai Tucson araba almıştım. Babam birçok kişinin kendisine sırf ten rengi nedeniyle bu arabayı nasıl aldın diye sorduğunu söyledi. Ben de sen arabanın tadını çıkar babacığım dedim. İşte böyle. Sizlere İtalyan voleybolunun son dönemdeki önemli figürlerinden Miriam Fatime Silla'nın filmlere konu olabilecek hikayesini anlattık. Siz de kanalımıza abone olmayı ve bu videonun altında Miriam Fatime Silla hakkındaki düşüncelerinizi yazmayı unutmayın.